Bitkisel ve hayvansal atıklar belli işlemlerden geçiyor. İşte ortaya 1 gramında 6 trilyon faydalı bakterinin yaşadığı bu organik gübre çıkıyor. Girişimci Mehmet Akın gübreyi yurt dışından yüksek fiyatla almak yerine neden biz yapmayalım diyerek proje geliştirdi. Dedik ki biz bunu kendimiz yapacağız ve bunun için bir mühendislerimizden oluşan bir ekip kurduk. Bununla ilgili ARGE çalışmamızı sürecini başlattık. 2 yıl ARGE'miz sürdü. Kendi makinamızı, kendi teknolojimizi geliştirdik. ARGE çalışmalarının sonucunda rakiplerinden daha yüksek oranda su tutma kapasitesine sahip gübre geliştiren Akın, 17 bin metrekarelik tesiste günlük 40 ton organik gübre üretiyor. Sadece toprak kokusu, dinamisi kokusudur. Böyle parçalanmaya... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 milyon liralık hibe desteğiyle başarıya ulaşan Akın, yaklaşık 300 ton gübre ihraç ediyor. Zeytin posası, zeytin pirinası, bahçe, bitki atıkları, bunların da değerlendirilebilmesi için çalışma yürüttük ve geliştirmiş olduğumuz teknolojiyle bunları da kompost hale getirebiliyoruz. Bunları da kullanılabilir hale getiriyoruz. Ürettiğimiz gübrenin en büyük özelliği, yani Orta Doğu'da tercih edilmesinin en büyük sebebi %330 civarında bir su tutma kapasitesi var. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkelerinde şu anda bizim ürünümüzle çok rahat bir şekilde açık alanda, yani sera değil açık alanda tarla domatesi, tarla sebzesi yetiştirebiliyorlar.